Eşref Hocam merhabalar. Merhaba. Siz görme engelli ressam olarak Türkiye'de ve dünyada haklı bir ününüz var ve dün akşam da Çanakkale'de çok büyük bir kalabalığa muhteşem bir söyleşi ziyafeti verdiniz. Çok mutlu olduk, izledik. Ben Ali Ulusoy, sizinle Engeller Konfederasyonu adına küçük bir söyleşi yapacağım. Zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eşref Hocam, Nazım Hikmet der ki sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin der ya şiirinde. Siz evet. de bir ressam olarak mutluluğun resmini yapıyor musunuz? Hangi aşamadasınız ve ileriye yönelik olarak neler düşünüyorsunuz, yapmak istiyorsunuz? Şimdi yaşadığı dünyanın farkında olan, güzelliğin çevresinin ne kadar güzel olduğunu bilen kişiler için zaten her zaman mutluluktur. Yani o mutluluğu çizmiştir bile. O konu öyle. Ben anadan doğma görme engelliyim ve geriye dönüşü olmayan bir durumdayım. Madem ki ben bu dünyaya böyle geldim ve böyle öleceğim. Merhaba. Neden ben yaşadığım dünyayı tanımayayım? Eşref Bey değil mi? Evet, bir söyleşi yapıyoruz. Oturabilirsiniz isterseniz. Buyurun otur. Merhaba diyeyim dedim. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Buyurun oturun, dinleyin. Yok, geçeceğim, size bir selam vermek istedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, hayranlarınız çok bu arada. Ne güzel, ne güzel. Şimdi ben ressam olayım diye bir şey düşünmedim. Yani gerçek söylüyorum, böyle bir şey aklımın ucunda yok. Çünkü ben ne resim eğitimi aldım, ne normal eğitim aldım. Yani ilkokul derecesinde bir eğitimim var ama başka bir herhangi bir eğitimim yok. Dedim ki madem bu dünyada ölene kadar böyle yaşayacağım, bazı şeyin tadı, ne olursa olsun tat alıyorsun, kokuyu alıyorsun, kulaklarınla sesi duyuyorsun, elinle dokunup bir şeyleri hissediyorsun. Ama ben öyle bir istedim ki avucumun içine sığan bir şeyden başladım. Çünkü iki avucumun içinde sığması lazım öğrenmek istediğim şey. Önceleri söylüyorum ilk zaman. O avucumun içindeki küçük neyse artık onun nasıl durduğunu sormam lazım. İsminin ne olduğunu sormam lazım. Hangi renkte olduğunu sormam lazım. Üzerinde neyse artık neyse o. Üzerindeki detayları, bu hangi işlevi yapar? Ben bunu gören insanlara sormam lazım. Öyle başladım. Yani bunlar da nedir? Maketlerdir, biblolardır, oyuncaklardır. Ve bunun yanında büyük, mesela eline kavrayamayacağın şeyler var. Bir doğayı kavrayabilir misin eline? Doğayı nasıl öğreneceksin? Görme engelli nasıl öğrenebilir doğayı? Ancak kabartma çizilmiş bir şekli anlayabilir. O kabartma şey, çizgiler kabartma olduktan sonra parmakların hissetmesi gerekiyor. Yani parmakların görmesi lazım ki beyne bir kayıt alabilesin. Onun için öğrendiğim şeyler bakır dövmeler, rölyef resim diyorlar. Rölyef midir, yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Alçıdan yapılan resimler. O tip resimlerden de avucuma sığmayan bir şeyleri gören insanlara sordum öğrenirken. Çünkü bir şey önüme getirildiği zaman karmakarışık. Ben onun ne olduğunu nereden bileyim kimseye sormazsam? Gören kişiye sormazsam bilmem. Ama gören kişiye sorduktan sonra onu sağ tarafa model olarak bulup sol tarafa karton üzerine çiviyle buradan dokunup bu tarafa aynısı çizdim mi çizmedim mi onu da gene görenlere, yani bu ilk zamanı söylüyorum. Şimdi artık kaç senelerdir kimseye sormuyorum. Ama öğrenirken, tam yeni öğrenirken sormam lazım. Oldu mu olmadı mı soruyordum. Ne zamanki insanlar bak nasıl olmuş, sen mi çizdin? Ben çizdim. Ya bırak Allah'ını seversen, dalga geçme. Dediklerinde ha demek merhaba ki olmayacak bir şeyi başardım. Onu anladım. Röportaj yapıyoruz. Ethem Joe. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bir röportaj yapıyoruz. Telefon mu konuşuyor? Video kaydı yapıyorum, röportaj yapıyorum izninizle. Tamam canım. Evet.
İlk başlarda böyle başladınız. Evet. Ve ben ilk başladığım zaman kuru boyayla başladım. Karton üzerine kuru boyayla ve çiviyle çiziyordum. Böyle tuval müval yok, ressam olacağım bir şey de yok. Ben sadece yaşadığım dünyayı öğrenmek istiyorum. Yuvarlak şeyler yapıyorum. Mesela ben akşam da anlattım. Elmadan anlatıyorum. Yani başka bir şey de olabilir ama elmadan anlatıyorum. Şimdi bir elma kırmızı işte oluyor diyorlar. Yeşili oluyor diyorlar. Sarılı falan filan filan. Elmalar, renkler öyle. Ama çizdiğim zaman bana dediler ki ya bu yuvarlak görünmüyor. Ya neden yuvarlak görünmüyor? Yuvarlak elmayı çizdim işte. Böyle yuvarlak böyle değil mi? Hayır. Görüntü olarak yuvarlak görünmüyor. Ne yapmam lazım? Işık gölge kullanman lazım diyorlar. Allah Allah. Işık hangi renkli oluyor? Aydınlık hangi renkli oluyor? Dediler ki beyazlı olur. Yani açık bir şey yapacaksan o beyazı katacaksın. E peki karanlık hangi renkli olur diye soruyorum. Ona siyahla diyorlar. Tamam. Demek ki bir elmayı ışıklı ışık verip de bir tarafına göstereceksem kırmızının açığını koyusunu yapacağım ya. Ama ışığın geldiği yöne göre yapılıyormuş. Çünkü ışığın aşağı inmesiyle gölgenin sonsuza kadar uzaması, yani gölgesi var ya yanında. Işığın yukarıya çıktığında elmanın altına kaçtığını anlatıyorlar. Yani onu da düşünmek zorundasın. Bu sefer neden yuvarlak görünmüyor? O aydınlık ile karanlık yeri ayırırken düz çizgi ayırıyordum. Onun için yuvarlak görünmüyormuş. Ay şeklinde olması lazım. Ay şeklinde olduğu zaman yuvarlaklar yuvarlak görünürmüş. Onu öğrendim. Bir gün yaptım, babama götürdüm. Baba bak bakalım nasıl olmuş. Ay ne güzel dedi. İki tane elma dedi. Hoppala. Baba dedim bir tane elma var orada dedi. Yok oğlum dedi iki tane elma var dedi. Niye öyle söylüyorsun dedim. Valla bir tane dedi kırmızı elma. Onun yanında da bir tane yarım görünüyor. Bir elma daha. Ya gözünü seveyim baba dedim. Onun yanındaki gölge. Yavrum dedi. Kırmızı elma gölgesi de kırmızı olur mu ya dedi. E peki kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur baba dedim. Babam durdu kaldı. Hakikaten oğlum ne renk olur ya diyor şimdi. Ne bileyim ben dedi sen söyle ben bilmiyorum. E şimdi gölge elma kırmızıysa gölgesi kırmızı diye bir şey olamaz ki. Taban rengi hangi tabanın üzerinde hangi rengin üzerinde kırmızı elma duruyorsa o tabanın renginin hafif koyuluğunda olur. Ama o koyuluğu verdiğin zaman da soldan gelen ışığın miktarına göre tonlar değişir. Bir mum ışığında koyu olur, güçlü ışıkta açılır şeyin rengi. Yani çok aydınlıkta çok çok açılır gölgenin rengi ama o gölge gene aynı yerinde durur. Bunu öğrendim. Aa, resim yapayım ya Eşref sen niye damın üstüne ağaç yaptın ya? Olur mu canım bu evin arkasında? Yok diyorlar ya olmuyor. Sen buna boyut, perspektif koyman lazım. Al başına dert. Perspektif ne ya? Bilmiyorum perspektif de. İşte uzaklığı gösteriyormuş bilmem ne bilmem ne falan. Allah Allah ne yapabilirim ben şimdi perspektif soruyorum anlatıyorlar ama hiçbir şey anlamıyorum. Neyse dedim ben bu işi mutlaka bir ressam bulup sormam lazım. Ama ressam da anlatsa anlayacağım mı anlamayacağım onu da bilmiyorum. Marmara Üniversitesi'nde bir yarım saatlik bir hocayla görüştüm, yaşlı bir hoca. Dinçer Erimez diye bir beyefendi, hala daha yaşıyor galiba, sergiler açıyor. Ona yarım saat kadar sordum, yani yarım saat kadar bir sohbet ettik. O da şaşırdı zaten, ben resim yapıyorum, elimde beyaz baston, adam. Ha resim mi yapıyorsun, yapıyor, hani böyle acaba ne diyor bu adam falan gibi. Sonra ona böyle çizmeye başlayınca adam şok oldu. Perspektifi anlatmak için bana bir şey çizdi. Büyük harfi düşün. Büyük harfin ortasında çizgi yok da böyle bir şekil. Çadır diyelim ya da sivri ya da kalem ucunun yukarıya doğru görüntüsünün ucun görüntüsünü diyelim. Bu ne hocam dedim. Perspektif Eşref dedi. Ya hocam yani ben anlayamadım şimdi. Bu bir yol dedi. Bu dedi geniş olan yer var ya aşağıda dedi, orası 30 metre geniş bir yol dedi.
sen dedi, bu yola dedi istersen 400 kilometre git, hızla git. Bu yolun genişliği değişmez. Ama ileriye baktığın zaman görüntü olarak bir noktada biter. Hocam bir noktada biliyor da trafik orada kalacak. Yahu Eşref ben sana diyorum ki trafik kalmaz orada. Çünkü aynı 30 metre geniş. Sen baktığın zaman bunu görüyorsun. Allah Allah. Peki dedim ben şimdi bir dere çizdim hemen oraya. Böyle incecikten başladım. Genişleterekten bu tarafa geldim. İyicene açtım böyle. Tamam işte dedi perspektif bu dedi. Allah Allah hocam dedim. 10 tane aynı büyüklükte ev dedim. Yandan baktığın zaman nasıl görünüyor dedim. İşte dedi hem küçülüyorlar hem birbirlerine yaklaşıyorlar. Bir noktada bitiyor. Ondan sonra resimlere aynı şeyi uygulamaya başladım. Tabii birkaç sene sürdü de. Çok resimler bozdum tabii ben o kadarını anlatmıyorum. En sonunda perspektifi başardım. Bu perspektif olayını yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi duydu beni. Gitmiştik bir şey, bir festival. John Muir, ben unutuyorum öyle şeyleri de, tarih mali. Oraya gitmişken bizi, yani Harvard Üniversitesi, onlar kendileri çağırdı beni. Çünkü anadan doğma görmez bir kişinin perspektifi yapma olanağı olamazmış. Böyle bir şey olamaz. Onun için merak ettiler tabii. Çağırdılar, gittik. İnanır mısınız? 5-6 gün mü, 8 gün mü tam hatırlamıyorum. Şimdi MR cihazının içine sokuyorlar beni, kafamı bağlıyorlar, yatırıyorlar sizi. Sürüyorlar içeriye. 20'den fazla çeşit küçük böyle maketler. İşte sen sandalından tut, çizmesinden tut, kaşığından bilmem ne, her şey böyle şeyler, küçük küçük. Elime elletiyorlar, veriyorlar elime. Diyorlar ki bunu 18 saniyede incele, onlar beyine bakıyor aynı zamanda. Kafayı da oynatmamak lazımmış. Beynin görsel alanına bakıyorlar böyle tam şey, beyni olduğunu fıkır fıkır görüyorlar. Ben elimle incelemeye başlıyorum. Gören insan bir şeye baktığı zaman görsel alanda ışıklanacak bir yer varmış, hareketlenecek bir yer görsel alan. Ben elleyince, yani ellemeye başlayınca orası hareket ediyormuş. Bırakınca sıfır. Hiçbir şey yok. Onu gördüler. 18 saniyede çizdiriyorlar. Elimden alıyorlardı. Kağıt kalemi koyuyorlardı. Bu biraz evvel elleyeni 18 saniyede çizdiriyorlardı. Bende hiçbir hata yok. Tam aynı boyutta hem de böyle üst üste koy böyle laf. Aynı boyutta böyle çiziyordum. 20'den fazla hiçbirinde hata yapmadım. Adamlar şok oldu. Sonuç, hiç dünyayı görmemiş bir kişinin beyninde hayal gücünün olması imkanı yok. Olmazmış yani. Ama ben ne yapmışım? Tabii orada öğrendim. Ben parmak uçlarımla çizgi olarak öğrendiğim için 50-60 senedir benim parmak uçlarım, İnsan nasıl görüp de gören insan beynine şey giriyorsa, ben de parmaklarımı dokunduğum zaman o şeklin aynısını şekil olarak beyne veriyormuşum. Yani parmaklarım göz vazifesi yapmış. Yani benim görüntüm, rüya çizgidir. Yani normal bir rüya yoktur bizde. Burada ne dokunuyorsam ya da bir resim çiziyorsam rüyamda da aynı öyle gördüm. Bir görüntü falan bir şey yoktur yani. Sesleri duyarım. Bir de ellediğim şeyleri şey yaparım. O da rüyam öyle yani. Ve diyeceğim, bir de enteresan bir şey oldu. Bak o çok önemli. Şimdi İtalya'da, Floransa meydanında götürdüler beni. Discovery Channel ekibi götürdü beni. Çünkü onlar da şey yapıyorlar, Discovery için bir belgesel yapıyorlar. Beni çekiyorlar işte. Gittik oraya. Toronto Üniversitesi'ndeki şey, John Kennedy'de geldi. O da görme engellilerin çizgi çizmesi üzerine dünyada tek bir profesör. O inceledi zaten beni. O da ağladı böyle. Böyle biri çıktı karşıma diye adam çok oldu. Neyse. Şey oldu. Ben şimdi neden anlatayım? Nasıl anlatayım onu? İddiaya girmişler. Orada Filippo Brunelleschi diye bir üç kaçışı bulan bir mimar. O gören biri yani, engelli falan değil.
orada o üç kaçışlı perspektife göre binalar yapmış. Demiş ki şey, yani birbirlerine iddiaya girmişler. Ya anadan doğma görmemiş bir adam. Bunu üç kaçışlı perspektif nasıl çizer ki? Eşref çizer demiş Kennedy. İşte onun için beni götürmüşler. Benim haberim yok hiçbir şeyden. John'a da haber söylemişler. Yani onu da bana bir şey söyleyemiyor. Bilmiyorum Eşref ne yapacak diyor. Binayı elletti falan. Onu YouTube'da görebilirsiniz o videoyu. Şimdi hiçbir şey anlamadım o duvarları ellemekten. Ben kavramam lazım tümünü. Böyle bir koca bir şey elleyip de ben onun şeklini bilemem. Küçük bir maketini yapmış. O maketi elleyince ben işi çözdüm. Benden 3 boyut istedi. Dedi ki bir alttan yukarı bakıyorsun, bir tam ortadan bakıyorsun, bir tane yukarıdan aşağı bakıyorsun. Bana 3 boyutta çizer misin? Ben dedim çizerim. Ama ne olduğunu gene ne olacağını bilmiyorum. Bu doldu o meydan böyle çevre. Ben birinciyi çiziyorum, dinliyorum bir de etrafı. Hiç ses yok falan herhalde başaramadım. Ne bekliyorlarsa falan diyorum. İkinciyi çizmeye başladım, gene ses yok. Hayda. Üçüncüyü çiziyorum, eyvah dedim, rezil oldum. Hiç ses yok, şey yok. Son çizgiyi bitirdim, kıyamet koptu. Allah! Bravo, bravo, saldırdılar üstüne. Ya ne yaptım John diyorum, John'a bağırıyorum aradan. John ben ne yaptım? O şey de orada bağırarak bir şeyler söylüyor insanlara. 600 sene evvel bu film Brunelleschi bu üç kaçışlı perspektifi bulmuş, orada bina yapmış ya. 600 seneden sonra görmez olarak, hemen görme engelli olarak, yani anadan doğma görme engelli olarak dünyada o şekli çizebilen tek kişi oldu. Onu söylüyorum. Tarihe geçtim orada. Ve ben üç kaçışlı perspektifi çiziyormuşum. Orada öğrendim. Bir teknik bir bilgim yok ki, resim bilgim yok. Orada öğrendim. Hani onu da yapıyormuşum. O da benim için tabii harika bir şey oldu. Olay oldu. Hocam, görme engellilerin sanatla uğraşması için tavsiyelerinizi alayım. Sizi çok yordum. Hem de arabada kalkıyor. Önerileriniz ne olur? Şimdi önerilerim. Önce birincisi ailede başlıyor. Yapacağı bir şeye engellenmeyecek. Bırak sen dökersin bilen falan olmayacak. Onu yapmasını bırakacaksın. Yani o kendisi yapsın diye şey yapacaksın. Hiç onu engellemeyeceksin birincisi. İkincisi kendi içinde olması lazım. İsteği olması lazım. Yani ben bunu yapacağım. Eğer şükrediyorsa haline, o çok önemli. Durumunu bir kere kafadan silecek. Ben görmüyorum ya da ben yürüyemiyorum ya da ben duymuyorum. Hepsi şey olayın içinde. Böyle bir şeyi kafasından silmesi lazım ki ileriye dönük bir şey düşünebilsin. Yoksa hiçbir şey yapamaz. Önce onu kaldıracak, sonra inatçı olacak, azimli olacak, istekli olacak ve bir kere de yapmadım diye atmayacak elinden. Ona devam edecek, onu başarana kadar. Ne yapacak, yapacak, onu bitirecek. Ben hayatta en çok korktuğum şey, önüme gelen bir şeyi yapamazsam ben ne yaparım? En çok korktuğum odur. Allah'a çok şükür, şimdiye kadar hiç önüme geldiği zaman yapamadığım bir şey olmadı. Yani azim olması lazım, istek olması lazım her şeyin başında. Çok teşekkür ediyorum efendim. Zaman ayırdınız. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Ne çok demek? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Yeterli oldu herhalde değil evet, mi? Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun.